hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla, getirdiği modern yeniliklerle siz Bağcılar halkına 1992 yılından bu yana başarıyla hizmet eden Bağcılar Belediyesi, bugün artık çalışmaları referans kabul edilen bir marka belediye haline geldi. Sosyal, kültürel ve zengin altyapı standartlarını geleceğin Türkiye'sinde temsil etmek adına ilklerin belediyesi olan Bağcılar Belediyesi başarılarına yeni bir halka daha ekledi. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip tesisi Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nı hizmete açtı. ...16.500 metrekarelik alanda tiyatro salonundan hidroterapi havuzuna, halı kilim atölyesinden mantar yetiştirme atölyesine, görme engelliler yürüyüş parkurundan engellilere özel tasarlanmış spor salonuna kadar birçok alanda hizmet veren Engelliler Sarayı'nda sürekli hedef, evine mahkum engelli bireylerimizin kalmamasıdır. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, hayal kur, geleceğe dokun sloganıyla engelli bireylerin ve ailelerinin hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Benim de psikolojim düzeldi, çocuklarımın da psikolojisi düzeldi. Sağ olsun belediye başkanımızdan bize bu imkanları sundu. Böyle her gün alıyor, her gün götürüyor. Allah razı olsun. Yani babamız yapmaz. Okula gitmeden önce daha içine kapanıktı. Hiç sessizdi, anlatamıyordu kendini. Bilgisayar kursuna geldi, halı kursuna geldi, el becerilerine geldi. Tabii ki daha her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyorum. Hayata olan bağım daha çok güçlendi. Artık kendime daha çok güveniyorum. En sevdiğimiz yönlerden birisi de burada sanki kendi evimizmiş gibi hareket ediyoruz. 180 derecelik bir değişim oldu diyebiliriz. Engelli Sarayı yapandan Allah razı olsun. Mustafa'nın arkadaşları oldu, içi açıldı, bir çevresi oldu. Engelli bireylerimiz spordan sanata birçok alanda çeşitli başarılara imza atarak geçmişte çaresizliği yaşayan ailelerinin şimdi gurur kaynağı oldular. Aslında en güzel madalya insanın özgür olmasıdır. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, yemek ve pasta atölyesinden tekstil atölyesine kadar birçok branşta mesleki eğitime ve el becerisi üretimlerine ağırlık verip engelli bireylerimize ve ailelerine maddi destek sağlıyor. El ele vererek mucizelere imza attık. Kıymetli hemşehrilerim, Türkiye'de bir benzeri olmayan bu muhteşem tesisimizle engelli kardeşlerimizi hayata tutundurmakla yetinmeyip birer meslek sahibi yaparak onların sosyal ve ekonomik hayatta yerlerini almalarına vesile oluyoruz. Bağcılar'da evine mahkum engelli kardeşimiz kalmadı. Onlar artık sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde Bağcılar'ın gururu olan bir sanatçı, bir entelektüel, hatta yenilmeyen şampiyonlar. Kurucu Belediye Başkanımız Sayın Feyzullah Kıyıklık döneminde başlayarak devam ettirdiğimiz Engelliler Sarayımızda engelsiz eğitim projesi ile meslek öğrenen kardeşlerimizin istihdam edilmesi için çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz biliyoruz ki çocuğu gülmeyen, kadını güvende olmayan, gençleri umutlu olmayan ve engellisinin de mutlu olmadığı bir yerde toplumun huzurundan asla bahsedilemez. Bağcılar Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da engelli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz.
Bağcılar'da sıfır engel.